Beşiktaş'ta ve ekranlarından mutlu günler değerli futbol severler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Başarılı futbolcu Atınç Nukan'la özel bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Atınç, öncelikle kabul ettiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Feyenoord maçını sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsun? 2-1'lik bir galibiyet. Hollanda'da Feyenoord karşısında bu galibiyeti almak çok çok önemli. İlk öncelikle bunu nasıl yorumlarsın? Tabii güzel bir galibiyet aldık. Sezonun ilk maçları her zaman çok zorlu geçer. Çünkü bir uyum süreci var. Ama kampı çok iyi atlattık. Çok iyi çalıştık. Feyenoord maçında da bütün abilerim, arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir galibiyet aldık deplasmanda. Zor bir ekibe karşı oynadık. İyi bir avantajlı bir skor yakaladık. İnşallah çarşamba günü İstanbul'daki maçta da turu geçecek skoru elde edeceğiz. Ve diğer maçlarda kazanıp şampiyonlar yine kalmayı hedefliyoruz. Çok iyi çalıştık gerçekten. Feyenoord'u geçeceğimize inanıyorum ben. Biraz da kamp dönemini sormak gerekiyor. Senin için nasıl geçti? Nasıl yorumluyorsun? İlk önce Almanya'ya gittik bildiğiniz gibi. Orada daha çok kondisyon ağırlığı çalışmalar yaptık, güce dayalı. Orada bayağı yorulduk gerçekten. Sonra İngiltere'de daha çok hazırlık maçları, taktik ağırlıklı antrenmanlar yaptık. Hazırlık maçları da iyi geçti. Benim kendi açımdan da çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Gelen şansları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum hazırlık maçlarında. Antrenmanlara da çok iyi çalıştım. Gerçekten çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Zaten Feyenoord maçında da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Tekrar Feyenoord maçına dönmek gerekirse taraftar nasıl yorumluyorsun? Gerçekten orada bize çok büyük bir destek verdiler. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Her zaman onların desteğine ihtiyacımız var. Buradaki maçta da bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Bize desteklerine ihtiyacımız var, desteklerine. Bir defans oyuncususun. Feyenoord maçını da izledin. Defansı nasıl değerlendiriyorsun? Disiplin anlamında Beşiktaş'ın defansı çok ön plana çıktı. İşte Ersan, Pedro, Serdar Kurtuluş, Motta. Özellikle kaleci arasında çok iyi bir uyum ilişkisi vardı. Kaleci ve defansın arasında. Bunu nasıl yorumlarsın? Çok iyi bir motive olmuşlardı. Evet, gerçekten çok iyi konsantre olduk bütün takım olarak. Defans da işini çok iyi yaptı. Defanstaki uyum tabii ki çok önemli bir takım için. Çünkü gol yemediğin zaman en kötü bir puan alıyorsun. Kaleci defans uyumu çok önemli. Bütün arkadaşlarım, abilerim de elinden gelen en iyisini yaptılar. Gayet iyi performans gösterdiler. Fazla pozisyon da vermedik maçta. Hepsini tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadılar. Sürekli oynayarak mı bu alışkanlık oluyor? Defans ve kaleciler arasındaki, örnek veriyorum, uzun zamandır oynamıyorsun, bir anda oynuyorsun. Aranızdaki anlaşmazlık ortaya çıkar mı hemen? Çıkacağını sanmıyorum çünkü takım olarak bu taktik antrenmanlarını Sayın Hocamız Süleyman Bilic bize çok iyi çalıştırıyor. Hep beraber bütün defans oyuncuları beraber çalışıyoruz. Bütün taktik antrenmanlarında beraberiz. O yüzden hani değişen oyuncular olduğunda defansı problem olacağını sanmıyorum. Ama tabii beraber oynamanın getirdiği avantajlar var tabii ki. Birbirini tanıyorsun. Ama dediğim gibi taktik antrenmanlarını sürekli beraber yaptığımız için değişen oyuncular olduğunda bir aksaklık olacağını sanmıyorum. Türkiye'de beğendiğin defans oyuncuları kimlerdir? Çok var tabii. Sivo'yu beğeniyorum ben kendim. Bana çok yardımcı oluyor kendisi. Taktik ve mental açıdan sürekli beni uyarıyor, yardımcı oluyor. Yabancı olarak da Vidic, Pique ve Kompany'yi çok beğeniyorum. Diğer Avrupa'da oynayan futbolcular olarak. Bunları söyleyebilirim. Türkiye'de Sivok haricinde başka takımlarda beğendiğin isimler var mı? Var tabii, çok var da şu an pek aklıma gelmedi ya. Avrupa'da Vidic ve Kompany dedin. Beğendiğin genç oyuncular var mı? Defans anlamında Türkiye olsun, Avrupa olsun. Genç oyuncular, Varan var Real Madrid'de. Onu beğeniyorum, gerçekten iyi bir oyuncu. Manchester City'de Nastasic var. Onu da beğeniyorum. Türk olarak Egemen abi de sayabilirim. Burada da oynamıştı. O da bana çok şey katmıştır. Sağ olsun. Bunları söyleyebilirim. Beşiktaş ve Avrupa'daki hedeflerin nelerdir? Önceliğin Beşiktaş. Ondan sonra Avrupa hedefin var mı? Ya tabii ki var ama tabii ki ilk önceliğim Beşiktaş'ta oynayıp kalıcı olmak. Zaten geçen sene kiralık gittim, oynadım. Birkaç adım geri gitmek gerekiyor daha yükseğe sıçramak için. Yani kiralık oynamayı böyle görüyorum. Bana çok katkısı oldu gerçekten. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu sene burada kalıp forma şansı bekleyeceğim. Yani şans geldiğinde iyi değerlendirip formayı almak için çalışacağım. Ondan sonra tabii ki milli takım ve Avrupa hedefim sonraki adımlar. Sen altyapıdan çıkmış bir oyuncusun. Şimdi bakıyorsun altyapıda Türkiye'de çok önem verilmiyor gibi gözüküyor. Altyapı anlamında da oyuncu çıkartamıyoruz. Bunu nasıl yorumlarsın? Sence çok fazla önem verilmiyor mu altyapıya Türkiye'de özellikle? Ya Türkiye'de altyapılara önem verilmiyor diyebilirim aslında. Çünkü çok fazla
üstüne düşülmüyor. Beşiktaş'ta bu böyle değil. Beşiktaş'ta çok sayıda altyapıdan genç oyuncu çıkıyor ama diğer takımlarda pek göremiyoruz böyle. Mental açıdan biraz sıkıntılar var diye düşünüyorum altyapıya bakış açıları. Biraz da güvenmek gerekiyor genç oyunculara. Çünkü genç oyunculara güvendiğin zaman kendini geliştirip üstüne koyup daha iyi futbolcu haline gelebiliyorlar. Bunun Avrupa'da birçok örneği var. Ama Beşiktaş'ta gerçekten son yıllarda çok sayıda altyapıdan oyuncu çıktı. Diğer takımlarda şu an birçok oyuncu var Beşiktaş altyapısından gelip oynayan. Beşiktaş'ta bu böyle değil. Yani gerçekten iyi bir bakış açısı var gençlere. Antrenman dışında daha çok dinlenerek geçiriyorum zamanımı. Çünkü gerçekten yoruluyoruz ve hele şu aralar çok yoğun çalışıyoruz sezon başı olduğu için. Daha çok dinleniyorum. Onun dışında PlayStation oynamayı, film izlemeyi seviyorum. Bazı takip ettiğim yabancı diziler de var. Onları da izliyorum. Zamanımın çoğu böyle geçiyor. Ekstra çalışmalar yapıyor musun antrenmandan sonra? Tabii sürekli yapıyorum. Yapmak da zorundayım çünkü genç oyuncuyum ve forma şansı gelmesi için daha çok herkesten daha fazla çalışmam gerekiyor. Bunun da farkındayım. Ve geçen sene dediğim gibi kiralık gittim. Buranın değerini daha da çok anladım. Burada kalmak için ekstra çalışmaları sürekli yapıyorum. Daha da fazla yapmam gerektiğini düşünüyorum hatta. Çünkü ekstra çalışmadan olmuyor yani. Yani normal takım antrenmanıyla bir yere kadar ekstra çalışmalar gerçekten futbolcuyu çok ileri getiriyor. Bunun da farkındayım. Kiralık gitmenin faydasını gördün mü? Gördüm tabii. Hem psikolojik hem fiziksel açıdan gerçekten çok büyük katkıları oldu bana. Çünkü dediğim gibi oraya gittiğinde buranın değerini daha da çok anlıyorsun. Fiziksel olarak da maç oynadım sürekli. O beni gayet geliştirdi. Güçlendim ve mental açıdan da çok geliştim taktik açıdan. Gerçekten çok yararlı oldu benim için. Sana bir şey sormak istiyorum. Genç oyuncular çok önem veriyor. Seni de çok beğeniyor. Onun için neler söylemek istersin? Gerçekten çok sağ olsun. Bize çok yardımcı oluyorlar. Kendisi de bir defans oyuncusuydu zamanında. Bu yüzden ondan öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Zaten bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Gerçekten çok iyi antrenmanlar yaptırıyor. Bizimle çok ilgileniyor sağ olsun özel olarak. Ona teşekkür etmek istiyorum buradan. Feyenoord maçı için neler söylemek istersin? Zor bir maç bizi bekliyor. Şunu sormak istiyorum. 2-1'lik skorun avantaj olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki çok büyük bir avantaj. Deplasmanda 2 gol atıp kazanmak. Çok iyi oynadık ilk maçta. İkinci maçta da iyi bir avantajlı bir skor yakaladık tekrardan. Tura geçeceğimize inanıyorum çünkü gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi konsantre takım şu anda. Bütün abilerim, arkadaşlarım, herkes ikinci maça odaklanmış durumda. Elimize gelen bu fırsatın da farkındayız çünkü gerçekten önemli fırsat Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Bu yüzden de çok iyi çalışıyoruz ve çok iyi konsantre olduk. Son olarak Beşiktaş taraflarına neler söylemek istersin? İşte sizi Hollanda'da çok destekledi, eksikliğini hissettirmedi. Burada onlara ne gibi mesaj vermek istiyorsun? Burada tabii çok önemli maç şimdi senin de söylediğin gibi Feyenoord maçı. Gerçekten bu maça bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Olimpiyat stadı çok büyük bir stat. Bu stada bütün taraftarlarımızı bekliyoruz ve doldurmalarını istiyoruz. Çok büyük desteğe ihtiyacımız var ve sezonun ilk maçı olduğu için onlardan da uzun bir süre ayrı kaldık. Onlarla Olimpiyat stadında Feyenoord maçı için buluşmak istiyoruz. Son olarak demiştim ama şunu da sormak istiyorum. Yeni sezonda beklentilerin nelerdir? Yeni sezonda beklentim tabii ki öncelikle şampiyonluk takım olarak. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kendi açımdan da söylemek gerekirse olabildiğince çok forma şansı bulmak istiyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum. Bir süre ayrı kaldım takımdan. Tekrar kendimi hatırlatmak ve forma şansı bulmak istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Çok teşekkürler Atınç bu röportajı kabul ettiğin için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, röportajın sonuna geldik. Bir dahaki söyleyişlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.